Merhaba Mançiz dinleyicileri. Bomba bir bölümle karşınızdayız. Bugün yanımızda Murat Tekmen var. Hoş geldin. Murat hoş geldin. Merhaba dostlar, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim. Öncelikle beni konuk aldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım evet, şey olur mu? Asıl sen geldiğin için biz çok şanslıyız abi. Ya evet, sen bizi kırmadın geldin, şimdi o da var yani. Eyvallah. Evet Emir, bugünkü konumuz ne? Sana pas atıyorum. Bugünkü konumuz, pasımızı attık. Hemen söylüyorum. Bugünkü konumuz garsonlar. Ve burada size var ya, bu sektörde çok az rastlayacağınız çok bomba bir isim getirdik ya. Murat Tekmen'i getirdik. Daha ne yapalım? Bugün ne yapacak biliyor musunuz bu adam? Bugün garsonluğu öğretecek size. Garsonluğu öğretecek bu adam. Haşa canım, haşa. Öğretme diye bir şey yok da. Elimizden geldiğince konuşacağız. Beraber danışacağız. Doğru adımları turizm için, sektör için doğru adımları beraber atacağız burada. Evet. Bravo Murat Tekmen. Yok ciddi ilerledin ne işin? Adam FNB müdür abi daha. Aynen baylar, şimdi tabii gülüyoruz, eğleniyoruz. Bizim zaten sektör entertainment, eğlence. Ama biraz da resmi kısmı var. Yani ciddi kısmı var ama tabii ki genel olarak bizim sektör tamamen bir eğlence. Mutlu olmak, karşındaki insanı mutlu etmeye dayalı bir şey. Evet, Emir Aydoğmuş elini kaldırdı. Ne oldu Emir Aydoğmuş? Elimi kaldırdı, konuşacağım. Bundan sonra bunu kullanalım. Birbirimizin sesini. Bu mudur reis? Evet reis. Buyurun biraz. Şimdi abi sana şunu soracağım. Öncelikle bu garsonlar ne yapıyor abi? Bu garsonların işi nedir? Restoranda, otelde. Kısaca bize bundan bahsedebilir misin? Abi aslında çok zor değil. Servis alan kişiyi mutlu etmeye çalışıyor. Yani her şeyden önce, yemeğini vermesinden önce veya içeceğini vermesinden önce servis alan kişiyi mutlu etmeye çalışıyor, tatmin etmeye çalışıyor diyelim, daha doğru olur. Doğru içecek siparişi alarak, doğru yemek siparişi alarak, doğru servis ederek, ilgilenerek, onunla biraz gerektiğinde diyalog kurarak mutlu, tatmin bir şekilde ayrılmasını sağlayan aygıtlara garson dedi. Evet, kısa bir teknik arızadan dolayı hemen geri döndük. Evet. Evet. Şimdi garsonlar, evet dediğimiz gibi bu sektörün içinde bir bel kemiği. Şimdi şunu söyleyeceğim ben öncelikle. Bazı insanlar garsonluğu, yani aşçılar olarak söyleyeyim, hor gören bir tayfa var. Önce ondan bahsedeceğim ben. Yani biraz daha böyle garsonlara yüklenen veya iş sırasında sanki garsonlar hiç iş yapmıyormuş gibi takılan böyle bir tayfa var. Öncelikle o tayfaya şunu söylüyorum ki ben bu sene bir tane butik otelde, yani aynı zamanda aşçılık, garsonluk vesaire yaptım ama servis kısmında çok fazla rol aldım. Abi şunu anladım. Gerçekten garsonluk çok ama çok daha zor aşçılıktan. Ben bunu söyleyeyim. Yani tabii bazı yönleri zor, bazı yönleri kolay. Bu tartışılır ama şöyle bir gerçek var. Bir insanı memnun etmek yüz yüzeyken gerçekten çok zor. Çünkü her türlü insan geliyor. Yani her çeşit Bravo, adam geliyor. Çok doğru. Ben size şunu söyleyeyim. Ben bunu o işi, o çalışmadan anlayamadım. Yani o psikoloji çok kötü. Çünkü insanlar herhangi bir saçma sapan şeye kızıp gelip burada ya garsonlardan özünü almak isteyen egoist insanlar da oluyor. Yani o insanları ezmeye çalışan insanlar da oluyor. Kibar, çok kibar insanlar da oluyor ama sanki şu psikolojiye sokuyorlar garsonları. Biz burada paramızı veriyoruz. Bunlar bize hizmet etmek zorunda gibi bir psikolojiye sokuyorlar. Yani o yüzden kesinlikle garsonluk gerçekten çok zor ve bence çok saygı duyulan bir iş bana göre. Ben gerçekten çok saygı duyuyorum. Hele o şeyinden sonra. Söyleyeceklerim şu anlık bu kadar. Murat abi ne diyorsun bu konu hakkında? Öyle hissediyor musun abi? Böyle bazen böyle insanlar geliyor değil mi? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim Emir'ciğim. Sesim nasıl şu an? Net alabiliyorsun değil mi? Evet alıyorum abi. Biraz daha yakın yaparsan. Tamam.
daha iyi yapmaya çalışacağım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Söylediklerinde %100 haklısın. Bence zaten mutfakla servis kısmını, aşçıyla garsonu ayıran aradaki en önemli fark, biri arka planda misafirin görmediği bir şekilde çalışırken öbürü direkt misafirle birebir göz kontağında çalışıyor ve dediğin gibi insanları %100 memnun etmek çok zor. Kimisi sevgilisinden ayrılıyor, geliyor bir yemek yemeye çalışıyor. Kimisi ailevi problemleri var. Kimisinin bir cenazesi olmuş belki 3-4 gün önce, üzüntülü bir adam. İşinde başarısız olmuş veya terfiyi bekliyorken alamamış, sinirli adam, gergin adam. Geliyor tabii, bunu servis alırken ister istemez beden diline yansıtıyor. İşte burada aslında önemli olan garsonun, servis veren kişinin bunu anlayıp anlayışlı bir şekilde, yani karşısındaki insanın tepkilerine de anlayış göstererek bunu anlaması gerekiyor. Çok ters tepkiler aldığımız tabii ki de oluyor. E tabii bunu biraz daha asimile etmemiz gerekiyor. Sonuçta karşındaki kişiye onun sana gösterdiği tepkiyi gösteremiyorsun işin gereği. Dediğin gibi birçok şey oluyor bu arada, yani çok kötü şeylerle de karşılaşabiliyoruz, çok iyi tepkilerle de karşılaşabiliyoruz. Ama bizi bu işe motive eden karşımızdaki insanı mutlu etme isteği. Bu yüzden biz sabrediyoruz, o şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Ha, şu an sesin çok iyi abi. Aynen, şu an sesin acayip iyi. Harika. Tamam. Cevabımı aldığınızı düşünüyorum. Ya anladım, gerçekten dediğimiz gibi, yani konuştuğumuz gibi. Evet, bu iş zor. Bu işin bence her kolu zor. Yani bu işin hizmet sektörünün hangi işi yapıyorsanız yapın. Çünkü göreviniz aslında adı üstünde hizmet etmek. Mesela bu insanların bir süre sonra kendi psikolojik olarak yaşadığı şeyleri de getiriyor, sorunları da getiriyor. Çünkü hayatınızın 8 saatini, 9 saatini, 10 saatinizi, ya belki de 15 saatinizi günlük olarak bir insana, insanlara hizmet etmeye alıyorsunuz. Ya bu gerçekten bu sektöre girmeden önce düşünülmesi gereken bir şey. Bu aşçı da olabilir, bu garson da olabilir, bu housekeeping de olabilir, bellboy da olabilir, ne bileyim, herhangi bir kanatta çalışan biri olabilir. Ya bence bu işin en zor kısmı, hani yemek yapmasından tut, o şeyinden tut, o psikoloji biraz insanı yoruyor. Çünkü şu da var. Bir de yaptığınız işte sizin yükselmeniz için, sizin bir şeyleri başarmanız için, çünkü yaptığımız iş hizmet, iyi hizmet etmeniz gerekiyor. Böyle ben mesela çok düşünüyorum, lan diyorum, ben bu hayata hizmetçi olarak geldim mi falan olduğum çok oluyor. Bunu herkes kendine sormuştur. Şimdi kimse tabii bunu böyle göstermez, söylemez, ama zaten bizim podcast'imizin, konuşmalarımızın bugüne kadarki şeyi açık ve net bir şekilde bunları dile getirmek. Böyle zorlandığımız şeyler var. Eğer katlanamayacaksanız bu işi yapmayın. Bu arada Murat abi, sana bir soru daha soracağım. Yeni bir garson olma, yeni garsonluğa başlamak isteyen veya bu piyasaya yeni girecek veya ne bileyim otel turizmcilik okuyan ve bu işe yeni girecek arkadaşlara neler söylemek istiyorsun? Yani nasıl tavsiyeler verirsin? Şimdi tavsiye ve veremeyebilirim. Sonuçta ben de aşağı yukarı 5-6 yıldır bu işi yapan, yani çok fazla bilgiye ve etkiye sahip olduğumu düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir şey, ben bu sektörü aslında tıp bilimiyle karşılaştırıyorum. Niye derseniz, işte gastronomi olsun, servis olsun, baktığınız zaman her gün yeni şeyler ortaya çıkıyor. Her gün bilmediğimiz yeni bir şey öğreniyoruz. Her gün bilmediğimiz yeni bir kokteyl, her gün bilmediğimiz yeni bir yemek. Dolayısıyla tıp gibi her gün gelişen aslında bir dünya burası. Bu dünyaya ayak uydurmak için güncel olmak gerekiyor. Bu dünyaya ayak uydurabilmek için dünya trendlerini takip etmek gerekiyor. Aslında baktığınız zaman evet, garsonluk bir tabağa vermek değil. O an garsonluk o yemeğin içindekileri de bilmek aynı zamanda. Garsonluk aynı zamanda biraz da aşçı olmak. O yemeğin, o sosun içinde bulunduğu şeyi bilmek. O yemeğin nasıl yapıldığını bilmek. Hangi metotların kullanıldığını bilmek. Yani misafir bu yemek nasıl oldu veya bu yemekte ne var dediği zaman takılmamak, doğru bir şekilde karşı tarafa aktarabilmek çok önemli. Dolayısıyla bunu başarabilecek olan kişiler bence bu işe girmeli. Yani olaya sadece otelcilik olarak bakmamak gerekir. Çünkü gerçekten çok geniş bir dünya ve
sürekli gelişen, sürekli yenilenen bir dünya. Dolayısıyla buna hazır olmak, güncel kalabilmek bence bu sektördeki en önemli şey. Yoksa bir yemeği alıp vermeyi herkes başarabilir. Mesele o değil aslında. Mesele güncel kalabilmek. Aynen öyle. Çok haklısın yani. Ben şimdi biraz da ben konuşmak istiyorum müsaaden varsa. Şöyle söyleyeyim. Ya şimdi ben de hani çalıştığımız yerlerde görüyoruz. Ben kendi restoranımı da işletirken de yani yaşadım bunu. Sonuçta ben orada bir yemek yapıyorum ve müşteriye dağıtma kısmı da bende yani. Hani sonuçta kendi çalıştığım yer, kendi yerim. Yani gerçekten anlayabiliyorum zorluğunu. Hani bu gerçekten zor bir mesele. Yani çünkü bir otelde çalışan garsona da bu kadar yüklenmek, bu kadar onun o stresini anlayabilmek lazım diye düşünüyorum. Veya bir restoranda çalışan, herhangi bir yerde çalışan bir garsona gerçekten yani yüklenilmemesi gereken, onun da bir insan olduğunu, yani ben aşçılara söylüyorum bunu şu an. Kendi sektöründeki, kendi mesleğindeki insanlara söylüyorum. Onların da insan olduğunu, onların da gerçekten yorulduğunu, arka planda onların da hani bir şeyler çabaladığını unutmayın. Onlar da bir şeyleri daha kusursuz yapmak istiyorlardır. Ama daha aynı Murat'ın dediği gibi de yani insanın o anki psikolojisini bilemez. O anki durumunu bilemezsin yani. Çünkü o da bir insana bir şey yapıyor. O da yani kusurlu bir yani bir varlığa hizmet ediyor orada. O yüzden ya ben aşçılarımızdan ricam burada. Lütfen hani herkes ayrım yapmak yerine, böyle garson aşçı ayrımı yapmak yerine herkes bir tutun ki daha verimli çalışırsınız. Daha verimli olursunuz. Benim diyeceklerim bu kadar şimdi. Ya zaten beyler şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu bir takım oyunu abi. Yani önlü arkalı bir takım oyunu. Arkada bir takım var. Önde bir takım var. Arkadaki takımın hazırladığını öndeki takım sunuyor. Yani arkadaki takımdaki bir eksiklik ister istemez ön takıma, öndeki bir eksiklik ister istemez bütün takıma tesir edecek. Yani bunu bir tamamen aşçı garson olarak değil, bir takım oyunu olarak düşünmek gerektiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle kanka, çok doğru yani. Çok evet, doğru. Evet. Hani yani ben sizi, yani tabii bak ben şimdi şunu da söyleyeyim. Ben şimdi garsonluk yapmadığım için yani ben şimdi senin mesleğini, senin yaptığın işin zorluğunu gerçekten bilemem. O yüzden kelimelerimi seçerek konuşmaya çabalıyorum. Hani insanlar yanlış anlamasın diye. Ama senin dediğin her şeye katılıyorum yani. Bu bir takım oyunu dediğin gibi. Ve biz bunu beraber yaparsak kusursuzlaşır veya daha iyisi olur. Yani biz her gün dediğimiz gibi kendimizi geliştirmeliyiz bu konuda. Ben mutfağımda kendimi geliştirmeliyim. Sen de yaptığın serviste. Veya işte öğrendim, o gün bir şey öğrenirsin. Onu gerçekten kusursuz şekilde yapmaya çalışırsın. Ben de aynı şekilde. Buyur Emir, konuşabilirsin. Öncelikle teşekkürler Yağız Bey bu izin verdiğiniz için. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya şuradan çok basit bir mantık var aslında bu konu hakkında. O en basit mantıkta bir tane mesela ticaretle uğraşan birisinizsiniz. Çok güzel bir ürününüz var. Cidden gayet satacağını düşünüyorsunuz ama bunun sosyal medya yönünde veya pazarlama yönünde veya tanıtımında veya insanlara etkileşim konusunda bir sıkıntı yaşıyorsanız o ürünü satamazsınız. Veya o ürünü sattığınız kişi sizin marka kalitenizi baktığında eğer düzgün bir profiliniz yoksa bu işi beğenmez. Bu iş her işte böyledir. İşin pazarlama kısmı aslında her şey biter. Veya çok kötü bir ürünü, yani çok kötü bir yemeği iyi bir garson satabilir. Ya da yani cost meselesinde mesela şöyle şeyler vardır bazı restoranlarda. Özellikle restoranlarda yapıyorlar bunu. Bir ismi vardı şu an onu unuttum. Mesela garsona her gün gelirsin. Elinde ne kaldıysa işte neyin mesela upsell satılması gerekiyor. Upsell bu arada. Neydi abi? Upsell. Yani satmak istediğin ürünü upsell etmek misafire. Yani offer etmek, misafire önermek. Aynen evet, öyle. Değil mi bir yandan aslında? Bir yandan. Evet. Şimdi o adam onu satamıyorsa, o adam onu satamazsa senin orada iş yapmanın hiçbir mantığı yok. İstediğin kadar iyi yemek yap. İstediğin kadar iyi şeyler yap. Veya ya 5 yıldızlı, Michelin yıldızlı bir restoran ol. Hiç önemli değil. Yaptığın şeyi satamıyorsan hiçbir şeyin anlamı yoktur yani. Ya ben de şuradan şunu sesleniyorum. Bazen sen de yaşıyorsundur Murat abi. Ya da yaşamışsındır. İlla böyle, ya ben kendi gözlemlerimi söylüyorum tabii burada. Her yerde böyledir, değildir. Bunu kesinlikle kimse yanlış anlamasın. Bazı tayfalar böyle garsonla hep münakaşaya girmeye çalışan aşçılar oluyor. Veya ellerinde mesela yaptığı hataları, kendisi birçok hata yapıyor mesela ama garson en ufak bir hata yaptığında ortalığı ayağa kaldıran çalışma arkadaşlarınız oluyor.
Şimdi Emir, sözünü kestim. Benim buradaki en büyük şansım bence bugüne kadar çalıştığım yerlerde hep aşçı arkadaşlarımın benimle aynı yaşta olması ve birlikte dışarıda vakit geçiriyor olmamızdan kaynaklı beni anlayabiliyor olmaları ve bana karşı bu şekilde davranmıyor olmalarıydı. Tabii böyle bir tayfa yok değil, kesinlikle var. Ama dediğimiz gibi bu bir takım oyunu ve bu takım oyununda iki taraf bir olursa ancak çok iyi şeyler çıkarabilir, kusursuz şeyler çıkarabilir. Ama dediğin gibi tabii öyle bir tayfa da yok değil, maalesef var. Ya o tayfa ne biliyor musun işte? O tayfa artık ömrünü doldurmuş tayfa ya. Ben öyle düşünüyorum. Artık unutma için ömrünü doldurmuş. Dinozor tayfa diyor, aynen. Dinozor tayfa diyoruz biz. Dinozor tayfa. Evet. Yani artık yeter daha. Hani anladın mı? Artık çek de başkaları çalışsın senin yerinde. Olmuyor artık yani sen. Ben öyle bakıyorum. Vallahi, aynen. Peki, öyle abi. Soracağım Murat sana. Bir anın var mı ya böyle hani güzel komik güleceğimiz veya hani böyle bizi böyle etkileyeceğim yani, kendi hayatında? Şöyle söyleyebilirim abi. Çok aslında çok fazla anım var ama ben yurt dışından bir anımı anlatmak istiyorum. Ben Milan'daydım abi. Hatta Milan'ın da çok güzel restoranlarından birinde yemek yemeye gittim. Tonarello diye bir restoran. Gayet güzel bir restoran. Yemek yedim orada falan. Servis bu arada muhteşem. Tek başıma geziyordum ben yine. Tek geziyorum bu arada hep sürekli. Tek başıma oturdum. Güzel bir öğle yemeği yiyorum. Sürekli limoncello ikramları, o İtalyan kuki ikramları yemekten sonra, ara sıcaktan sonra falan. İşte günün sonunda hesabı istedim, hesap geldi falan. Hesabın ardından şey getirdi, bu yemek yerlerini, restoranları puanlayan bir site vardı. Şimdi adını unuttum ama Trivago değil ama Trivago diye isim geliyor ama Trivago Trip değil. Advisor mu? Trip Advisor, aynen. Trip Advisor. Ha, okuyamadım ama. Doğru. Aynen TripAdvisor. TripAdvisor aynen TripAdvisor. Yayınır. Ama doğru bildim yani burada. Evet yine salladım tuttu bir şekilde güzel. İşte oranın kartını getirdiler falan ya işte bizim adımıza garsonun ismi de Carlo. Bizim adımıza bir teşekkür şeyi yazar mısın falan. E tabii dedim yazarım gayet de keyifli bir servis almıştım. Güzel bir servis almıştım. Oradaki hikayelerim çok güzeldi. Yani genelde yurt dışına gittiğim zaman işte bu hep dediğim gibi güncel kalma meselesinden sürekli restoranları falan oradaki ünlü restoranları gezmeye çalışırım, ziyaret etmeye çalışırım. Çok güzel şeyler yaşadım yurt dışındaki restoranlarda. İkram açısından olsun, yemek lezzeti açısından olsun, görmediğim yeni şeyler açısından olsun. Benim için güzel deneyimler mutlaka ki oldu. Konu konuyu açacaktır, mutlaka konuşacağız. Ama şu an için aklımdakiler bunlar. Abi sana bir şey anlatacağım Murat abi. Size anlatacağım. Bunu anlatmadım. Benim bir garsondan dayak yemişliğim var. Hatta dayak değil uçan tekme yemişliğim var. Ben o anımı anlatmak istiyorum. Abi bir gün tamam mı? En son çalıştığım restoran. En son değil de işte ilk sene İstanbul'daki en son çalıştığım restoranda. Şimdi servis bitti. Çok yoğun bir gündü, tamam mı? Hani öyle böyle değil. Aşırı yoğun bir gündü. Bir de ben ızgarada çalışıyorum. Ters ısırıklamım yani. Bir de Ramazan. Ya ben o restoranı şimdi biliyorum, tamam. Sen o restoranı biliyorsun. Tamam, anladın. Orada çalışırken abi ızgaradayım açık ateşte. Yani bitmişim. Her yerim kıpkırmızı olmuş sıcaklıktan. Mahvolmuşum. Soyunma odası var, tamam mı? Soyunma odası da öyle bir iç karartıcı ki yuvarlak bir mimarinin içinde böyle koku, iğrenç bir koku var bilmem ne. Soyunma odasına gitti herkes, servise binip evimize gideceğiz. Ulan bir tane steward abimiz köpekleri mi ne vardı işte personel yemeğini poşet siyah poşetlere doldurur evine götürürdü koca koca böyle dev poşetlere. Onu da yanıma koymuş benim. Ya ben de üstümü falan değiştiriyorum. Bir tane ustamla muhabbet ediyoruz. Şey muhabbet oldu. Ya ben dedim ki Ramazan'da o zaman abi dedim işe yansıtacak bir adam dedim. Oruç tutmasın dedim. Hiçbir anlamı yok dedim. Evet, yani doğru. Bana göre bir mantığı yani bir insan oruç tutacak diye sen ona durduk yere küfür etmek, kızmak, hiçbir şey yokken bir şey yapmak zorunda. Herkesin yani modunu bu düşürüyor. Aynen öyle. Ama bazı ondan insan sonra oradan hiç tanımadığım bir tane garson bana çıkıp dedi ki sana ne lan dedi burası İslam ülkesi dedi. Ya şimdi neyse sen bu konuları çok sakla da. Tamam mı ben de siyasi girmeyeceğim. Siyasi girmiyorum. Ben bir şey demeyeceğim. Anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra dedim ki abi dedim. Libre soğuktur kardeşim aman diyeyim. Döndüm dedim ki abi dedim
senle mi konuşuyorum dedim. Sen dedim kimsin dedim. Abi, tanımıyorum ama sen kimsin muamelesini, sen gir gerçekten kimsin dedim yani. Adam onu öyle anlamadı ama. Adamı tanımıyorum tamam mı? Bak anlamadım soyunma be, odasının nereden? Başından sağa döndüm kafamı tamam mı? Adam solumda. Sola doğru bir baktım. Adam bana bir uçan tekme çaktı. Yemin ediyorum. Sen düş o şeyin içine. Yemeklerin içine siyah poşetin. Dedim ananı avradını dedim ya. Abi dedim niye? Sonra bağırdım. Ne oluyor lan falan filan. İşte herkes birbirine yürütüyorum olsa. Dedim ki abi niye vurdun dedim. E sen kimsin dedi bana dedin. Öyle dedin. Abi senin adını sordum ben. Öyle demedim dedim. Ha dedi o zaman dedi. Kusura bakma dedi. Bir de kusura bakma. Abi dedim uçan tekme attım. Bunun kusuru mu var dedim ya. Kusuru kalmadı deseydin. Adama bak. Hayır yemeğin içine düştüm. Eve var ya bir gidişim var. Bir de yeni kıyafetlerimi giymişim. Eve ay. Şey gittim. Bir tarafımda bulgur pilavı. Bir tarafımda yoğurt şey cacık. Ay. Bir tarafımda salata parçaları. Ayakkabıma kadar girmiş. Yani garsonlar ters adamlar. Ama orada bana niye uçan tekme çaktığını hala çözemedim. Neden öyle bir hareket yaptı? Adam Mortal Kombat karakteri gibi sana saldırmış. Hayır adam yemin ediyorum bütün hıncını, bir aylık hıncını benden aldı. Ama var ya hiç beklemiyordum. Yani düşünsenize soyunma odasındasınız. Bir tane garson sana uçan tekme çakıyor yani. Böyle bir şey olabilir mi? Ya garip bir olay ya. Enteresan. Yani garsonlar da... Bizim benim sektördeki adamların yapmaması gereken bir şey yani. Bak mesela benim çalıştığım garsonlarda mesela bazılarında şey vardı ya. Hani bilmiyorum bu çoğunda gördüğüm bir şey de. Yani hareketliler zaten hani o işin gerektirdiği şeyden dolayı. Ama bazıları da gerçekten seni sinir edebilecek seviyeye de getiriyordu işte. Hani böyle adamlar da var gerçekten. Yani mesela sen bir şey 5 dakika önce göndermişti siparişi sana. Fiş gelmiş. Aradan 5 dakika geçmişti. O daha belki de 5 dakika sonra hazır olacak bir şey. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Daha dedim ne diyorsun sen yani? Şey çok komik ya. Şey çok komik oluyor garsonlarda. Bütün gün senin ağzını sıçıyor bir tayfa. Sonra akşam geliyor diyor ki mesela Emir'ciğim bugün bana bir şeyler yapabilir misin abiciğim? Evet. Aa, o tayfa çok iyi ya. Vallahi o tayfaya hayranım. Yazmıştı be ya Emir'ciğim. Murat abi yapıyor musun hiç öyle? Yani dediğim gibi ben ihtiyaç duyuyorum kardeşim. Çünkü niye? Murat abiyi direkt yapıyorlar. Şey yani bize yapılıyor. Yani şimdi şey olmak gibi olmasın ama hep arkadaşlarımız, dostlarımız, insanlar. Neden? Çünkü sen orada o insanlara bağını düzgün kurabilmişsin. Biz neyden bahsediyoruz? Evet. Burada bağ kuramayan. Çok önemli yani. Aynen öyle. Çünkü kanka bak bağ dediğimiz bak, yani. Bak ben sözünü kesiyorum kusura bakma. Ben ama yani her insan aynı değildir sonuçta. Şimdi garsonların hepsini söylemiyoruz bu söylediklerimizi. İyisi de var, kötüsü de var sonuçta ortada. Ama yani bu bazıları da yani dediğim gibi yani bu kadar da yalakası da çok ha. Yani bak mutfakta da var böyle adam. Yalakası da çok böylelerinin. Seninle arası kötü. Seninle geliyor üf diyor işte kardeşim oluyor. İki dakika sonra yapmayınca dünyanın en kötü insanı sensin o yani kişi için. Böyleleri de var. O da insanın sinir. Ya var tabi abi. Allah. Hayat bize zor ya. Hayat hizmet sektöründe çalışan herkese tabii. Gerçek anlamda zor. Ben her türlü ya bu piyasanın içinde de dışında da olsam her türlü her zaman mesela ya artık o kadar şeyim ki bu konuda. Ya bir yere girdiğimde bir garson geldiğinde ne bileyim bir mağazaya gittiğimdeki oradaki çalışanları o kadar iyi anlıyorum ki o kadar böyle elimden geldiğince onları kırmadan bir şey istemeye çalışıyorum. Hatta bazen yani bir tane lokantaya gitsem bile dandik bir lokantaya gitsem bir yere gitsem bile adamları yani harbiden kıracağım üzeceğim veya adam bana içinden küfür edecek diye çok böyle bin taklaya giriyorum yani öyle çok kibar davranmaya çalışıyorum. Lütfen herkes öyle yapsın. Çünkü evet. Kendini bilmeyen bir sürü müşteri var. Paranız var diye hiçbir insanı veya işte o insanla aynı şeyde çalışmıyorsanız hiçbir insanı böyle eziklemeye veya o insanı hor görmeye hiçbir hakkınız yok. Herkes eşittir kardeşim bu hayatta. Ayağınızı denk alın lan. O da ekmek parasını kazanıyor, sen de ekmek parasını kazanıyorsun. Bu kadar yani. Aynen öyle. Herkes ekmeğinde. Vallahi güzel bir program oldu. Murat evet, kardeşim anlatacağın, değineceğin daha noktaları varsa seni dinleriz. Bize daha abi insan işte. Katmak istediğin yani, şeyler var. Yani
Çok var tabii ki, işte konuşuyoruz hep beraber. Biz kendi aramızda da konuşuyoruz. Bunu, işte bunun bölüm, gibi ikinci yani bölüm gelecek. Aynen. Evet, İkinci sezonunda daha Murat Tekmen'le daha profesyonel işine geldi. Şöyle diyelim Emir, bir saniye. O zaman Murat, son söylemek istediğin bir şey var mı? Yani senin en azından. Hepiniz ama. Herkese yine tekrardan şey söyleyeceğim. Bence işte bu sektöre girmek isteyen ya da bu sektördeki insanlar biraz daha gözünü açıp bir etrafına baksınlar. Yapabileceğini düşünebilen yapsın bu işi abi. Bırakın biz kendi ekmeğimizi yiyelim. Şimdi bir de bir sektör şu hale geldi beyler. Yani yanlışım varsa düzeltin ama ya adam X bir yerden mezun. İşte sırf çat pat İngilizce biliyor diye sektöre giriş yapıyor. Servise özellikle, yani mutfakta tabii böyle bir şey olmuyor ama serviste böyle çok fazla adam var. İşte mesleği aslında bu iş olmayan ama iş olmadığı için, iş bulamadığı için bu işi yapan insanlar var. Bu ve bu işin marka değerini düşürüyorlar. Kesinlikle. Bırakın biz kendi işimizi yapalım. İyi bu olan yapsın. İşi olan yapsın. Herkese sağlayacakla tekrardan size de teşekkür ediyorum. Benimle vakit geçirdiğiniz için. Sen bize geldin. Muhabbetin için çok teşekkür ediyoruz sana. İyi ki geldin. Eyvallah. Görüşmek abi, çok teşekkür ediyoruz. Herkese Mançiz'de kalmasını ve Mançiz'i dinlemeye devam etmesini istiyorum. Bakın bak, bir tayfa var sonuna kadar dinlemiyor. O tayfayı bulursam çok kötü yapacağım. Onlar da benim büyük bir ihtimal. Oğlum, arkadaş bak, çevremden. Bak oğlum, ben Adana alayım. Sonuna kadar dinleyin. Adana alayım. Sorun çıkar yani. Sonuna kadar dinleyin. Öpüyorum aynen sizi. Kendinize iyi bakın. Herkes Murat abi, seviyorum. Adamsın. Cansınız. Haydi öptük.